Kardeş acısı bir türlü dinmeyen Alişan'a büyük sürpriz. Gözyaşlarını tutamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Alişan 2021 yılında kardeş acısı yaşamıştı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yaşama veda etmişti. Zor günler geçiren Alişan bu süreçte psikologtan destek aldığını açıkladı. Alişan'dan 1 yaşına giren kızı Eliz'in doğum gününde duygusal paylaşım yaptı. Amcanla tek fotoğrafın, ben sana her zaman amcanı anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu, seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacak, seveceksin kızım. Takipçilerinden muhteşem bir sürpriz geldi. Takipçisi Alişan'ın Temmuz ayında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş ile Alişan'ın bugün 1 yaşına basan kızı Eliz'i aynı karede bir araya getirdi. Videoyu gören Alişan gözyaşlarını tutamadı. Alişan işlerinin yoğunluğu sebebiyle psikolog ziyaretlerine devam edemediğini de söyledi. Alişan açıklamasında, 2021 yılı benim için kötü bir yıldı. En sevdiğim insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden. Ama benim görevim bu gece insanları eğlendirmek. İşim sayesinde ayakta durabiliyorum. Yoksa daha sıkıntılı günler yaşayabilirdim. Zor bir meslek, acılı günümüzde bile insanları eğlendirmeye çalışıyoruz, dedi. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailece çok sarsıldıklarını belirten Alişan, basın mensuplarının, insanları sizi duygusal kişiliği ile tanıyor. Bu süreci nasıl atlattınız? Psikolojik bir destek aldınız mı? Sorusuna ise, evet, psikoloğa gittim birkaç defa, kendisi telkinlerde bulundu. İşim olmasa benim için daha kötü olurdu. İşlerimin yoğun olması sebebiyle oraya da fazla gidemedim, cevabını verdi. Geçtiğimiz haftalarda, TV2 magazin masası, telefonla bağlanan şarkıcı, canlı yayınında duygusal anlar yaşarken, günün 2 ila 3 saati ağlıyoruz, anılarımızı tazeliyoruz, şeklinde konuşmuştu. Alişan son olarak kardeşi Selçuk ve annesiyle olan fotoğrafı paylaşıp şu açıklamayı yapmıştı: belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı, biliyorum ne sen ne babam artık hiç böyle gülemeyiz, dolu dolu, sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz, böyle siyah beyaz kaldık, ben nasıl Selçuk için, çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu, hepimizin size ihtiyacı var, ne mutlu size. Ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz, Allah sizden razı olsun annem, babam, demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.